Merhaba. Zorlu grubunun Parlak Bir Fikir kurum içi girişimcilik programı kapsamında ilham videolarında buluşmaya devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Akben. Programın ikinci döngüsünde yeniden beraberiz. Neredeyse her gün yeni bir girişimle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Ne güzel. Başarıları daim olsun. Ama tabii bunca girişim de korkutmuyor değil. Onların arasından sıyrılmak, başarılı olmak hayal olabilir mi? Hiç de değil. Yapmanız gereken başarı için doğru stratejileri belirlemek. Ne gibi? 1. Doğru noktaya odaklanın. Hatta işin %20'sine odaklanın. 80'e 20 kuralını duymuşsunuzdur belki. Barış Özcan da bir videosunda bahsetmişti. Dünyanın düzeni böyle. Sonuçların %80'ini eylemlerin %20'si oluşturur. Şuraya linki bırakıyorum. Daha sonra izlersiniz. Girişiminiz için en çok dikkat isteyen, yetkinliğiniz dahilinde yapmanız gerekenlerin %20'sine odaklanın. Ama ona gerçekten odaklanın ve kalan kısmı için destek alın. Mesela web sitesi yapmayı bilmiyorsanız, girişiminizin web sayfasını yapmak için kendinizi zorlamayın. Uzmanlık alanınız olmayan detaylara takılmayın. Bu sizi yorar, mutsuz eder ve stres yaratır. Daha da kötüsü, potansiyelinizi açığa çıkarmanızı engeller. 2. Girişiminize yatırımcı gözüyle bakın. Peki bu ne demek? Yatırımcılar bir girişime destek olmaya karar verene kadar fikir ve sahibini detaylıca değerlendirir. İyi de yaparlar doğrusu. Çünkü ancak bu şekilde girişimin akıbetini kestirebilirler. O yüzden ben de diyorum ki siz de girişiminize bir yatırımcı gibi bakmaya çalışın. Bunun için piyasayı araştırın. Pazarın durumu, bölümleri ve rakiplerinizi araştırın. Müşteri taleplerini araştırın. Proof of concept araştırmalarını yapın. Güçlü, zayıf yönlerinizi ve mevcuttaki fırsatları gözden geçirin. Stratejinizi belirleyerek farkınızı ortaya koyun. 3. Ve işin tabii ki maddi bir kısmı var ki o da ayakta kalabilmeniz için son derece önemli. Girişiminizi başlatabilmek ve aylarca hiç gelir elde etmeksizin girişiminize devam edebilmek, sürdürebilmek için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yatırım alırken de hesapladığınızdan çok daha fazlasını, hatta birden fazla yatırımcının desteğini almaya çalışın derim. Çünkü ne kadar hesaplarsanız hesaplayın, genellikle evdeki hesap çarşıya uymaz. Gözünüzden kaçan detaylar olacaktır, nakitsiz kalmayın. Ve tabii ki başlarda gereksiz masraflardan da kaçının. Küçük bir ekiple, hatta ekipmanla çalışın. Neden büyük markaların çıkış noktaları genellikle garajları oluyor? Sanırım tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden özellikle başlarda çok da açılmamanızı tavsiye ediyorum. 4. Esnekliğe hazır olun. Umarım girişiminiz boyunca hiçbir sorunla karşılaşmazsınız diyeceğim. Ama bu fazlaca ütopik olur. Mutlaka ters giden, planlarınızın dışında olan gelişmelerle karşılaşacaksınız. İşte esnek olun derken bu tarz değişikliklere ruhen, bedenen ve zihnen hazırlıklı olun demeye çalışıyorum. Siz ne kadar plan yapmış olursanız olun, bazen ortağınızla ilgili, müşteriniz ya da ekip arkadaşlarınızla ilgili aklınıza ve hayalinize gelmeyecek değişikliklerle burun buruna kalabilirsiniz. O yüzden kesinlikle sabit fikirli olmayın. Hızlı karar almanızı gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara karşı esnek olun. Mesela enteresan bir örnek. Kolaybee. Kurulduklarında isimlerini Ecolay Office olarak belirlemişlerdi ama müşteriler tarafından çok da kullanışlı bulunmayınca, hatta bazen karışıklığa yol açınca şirket ismini değiştirmeye karar verdiler. Başta düşünememişler. Olabilir. Zaten müşteri tecrübeleri de yoktu ama bu karışıklığı sürdürmelerinin de bir manası yoktu elbette. Tabii bu durum başarılarına engel teşkil etmedi. Kolaybee bugün işletmeler tarafından en çok kullanılan ön muhasebe programlarından bir tanesi. 5. Müşterileriniz için en iyisini yapın. Amacınız sadece müşteri kazanmak, satış yapmak ya da pazarlama yapmak olmasın. Aksine ilk hedefiniz müşteri memnuniyeti olsun. Daha geçen günlerde 32 milyon dolar seri C yatırımı alan, hatta bugüne kadar 47 milyon dolar yatırım alan Insider'ı duymuşsunuzdur. Kurulduğu günden beri müşteri kazanmak için ilginç bir strateji belirlemiş. Lead Qualification filtreleme metoduyla müşterilerine puanlar vererek onları önceliklendirmiş. Bu yetmemiş, kendi ağını kullanarak potansiyel müşterilere de ulaşmış. Onlara da cold calling denen satış yöntemiyle, yani telefondan soğuk satış yöntemiyle ulaşmaya çalışmış. Ve takdir edersiniz ki hatırı sayılır oranda müşteri kazanmış. Ancak ne olmuş biliyor musunuz? Müşterilerinin bir süre sonra onların ürünlerini kullanmayı bıraktığını fark etmişler. Tabii esnekler ya, hemen bir plan değişikliği yapmışlar. Ve yeni müşteri kazanmaktan çok var olan müşterilerini ellerinde tutmaya özen göstermişler. İyi de yapmışlar doğrusu, çünkü mevcut müşteriler mutlu kaldıkça
onları diğer müşterilere de tavsiye etmiş. Insider yeni müşteriler kazanarak başarısına başarı katmaya devam etmiş. Bundan sonrasını biliyorsunuz zaten, başta da söylemiştik. 47 milyon dolar. Görüyorsunuz, o kadar cold callingler, müşteri filtrelemeleri falan derken temel strateji dönüyor dolaşıyor ve ne oluyor? Müşteri odaklılık her zaman kazanıyor. Sizler de girişimlerinizde çok başarılı olmak istiyorsanız evvela müşterilerinizi düşünün, müşterilerinize odaklanın. Girişimlerinizin başarılı olmasını sağlamak için tavsiye ettiğim bu 5 yöntemden sonra artık sıramı size bırakıyorum. YouTube üzerinden Zorlu Holding sayfasını takibe alabilir, kanaldaki oynatma listeleri içerisinden diğer tüm parlak bir fikir videolarına ulaşabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimlerinizi de açmanızı tavsiye ederim. İnovasyon ve girişimcilik konusuna dair daha fazla kaynak isterseniz zorluparlakbirfikir.com sayfasını ziyaret edebilir. Pek çok makaleye ve podcast'e sayfadan erişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, fikirlerinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.